Ay vallahi ne kadar güzel yani. Ay yani aile olaraktan diyorum, bir arada olmamız yeniden ne kadar hoş bir şey değil mi? Öyle öyle, çok güzel ya. Maşallah. Ya. Çok. Yalnız bu ailemizdeki bu dayanışma ruhu yok mu? Gerçekten bunun hastasıyım. Adeta Sicilyalı bir mafya ailesi gibiyiz. Marlon Brando çıksa gelse şu kadroyu şu anda toplayamaz. Öyle söyleyeyim. Bakınız, baba bir, baba iki, baba üç, Rocky beş. Erol'cum, böyle laflar etmesen mi acaba oğlum diyorum, ha? Hadi yemeğini ye çocuğum, hadi. Hayır, ne alakası var yani Erol? Suç örgütü müyüz biz? Evet, olmuyor. Şöyle bir bakıyorum, gerçekten bu örnek hoş kaçmadı. Yalnız ailemiz o kadar köklü, o kadar zengin, geniş bir aile ki... biri bir olası hata yaptığında bir diğeri bunun hatasını bertaraf ediyor. Ay, sülalemi seveyim. Kanki, kusura bakmıyorsun değil mi? Belki baş başa tatil yapacaktınız, geldik böyle ortasında. Ya olur mu öyle şey? Ben senin gelmene çok sevindim. Kaynanayla yerlere rağmen. Evet, onlara rağmen. Ay aklıma neler geliyor böyle oturdukça. Ay ne diyorum biliyor musunuz? Biz bu buluşmaları böyle bir geleneksel hale getirelim mi acaba? Ne dersiniz? Bak, yemin ederim bunu. Kapıdan koyuyorum, bacadan giriyor. İstemediğin onu burnuna döktürmüş işte. Duymazdan geliyorum. Hayır yani. Dış kapının mandalı ailenin reisi oldu ayol, görüyor musun? Siz açtınız o kapıyı, siz açtınız. Bak bak, isme bak, bak 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 bak. Geleneksel sarıhan buluşmaları, bak da size bak. Bak çok güzel değil mi, parlak bak böyle. Ama mesela aynı yerde gene, önümüzdeki sene aynı yerde, aynı hafta, hepimiz. Haydi Türkiye'm. Ben yokum. Yani şöyle, ben 5 yıllık kalkınma planımı önceden hazırladığım için maalesef büyük bir ihtimal yokum. Çalışıyorumdur. Nasip be Betül. Nasip yani. Kısmet. Keşke yani haber verseydiniz de. O da yırtırdık tabii. Yani böyle habersiz gelince yer bulamayabilirdiniz yani. Bulduk bulduk. Ama yengoşum, insanlar, seven insanlar bir arada olduktan sonra nerede yattığını ne önemi var Allah'ın sen? Daşta da yatsan olur, botta da yatsan olur. Abiciğim kusura bakmayın, Bedir'i durduramadım yani. Sıkma canını Şahat, sıkma. Bak hep ben abinin, ne güzel işte, boşver. Çifte kumrular, nasılsınız bakayım? Nasıl gidiyor barış süreci, hı? Bitti mi o küskünlükler, o kırgınlıklar, hı? Tam unutuyorlardı ki gençler. Sen izin vermiyorsun, değil mi? Hep hatırlatıyorsun. Ay sen şey mi istiyorsun acaba? Sana da hatırlatmamız mı gerekiyor hikmetleri? Ben bu çocuğun tatasından bir dedi. Aman Songül Hanımcığım, Allah aşkına. Geçmişe mazi derler. Unutalım, unutalım. Bence de. Bence de bir an evvel unutalım. Unutturalım. Ama bu ikiliye ben de bakıyorum var ya, bunlar var ya, hınzır bunlar, yaman bunlar. İlk senenin sorunlarını atlattıktan sonra gerisi kolay. Bunların da kanı deli akıyor şimdi ama açtılar herhalde değil mi? Erol biz iyiyiz gerçekten, sağ ol. Eksik olma. Yengeciğim, sizin de samimiyetiniz için teşekkür ederim. Ay rica ederim Onurcuğum, ne demek yani, insan merak ediyor yani ne de olsa. Ha çünkü o kadar badirelerden geçtiniz yani, kolay bir şey değil bunları unutmak. Biz unuttuk. Bence bir an önce siz de unutun. Boşuna kendinize yük edinmeyin. Yok yok Lale'cim, niye bana dert olsun abi da? Yani yengelik sen de biliyorsun ki yani zor bir zanaat, kolay değil. Yengelik kolay mı? Ah Lale'cim, bu kadıncağız var ya, yatağında 4 dönüyor Onur'la Lale, ne olacakmış? Sağa dönüyor olmuyor, sola kurdeşen döktü bu kadın. Pişik oldu üzüntüden. Hangi yenge pişik olmuş sorarım. Hiçbir yenge. Gerek yok çünkü. Ha. Didiştiler mi bunlar yine? Didiştiler değil mi? Allah Allah, üstüme iyilik sağlık diye didişsinler canım. Ne didişmişler işte, öyle görünüyor, görüyorum ben. Yeter Betül, yeter. Betülcüğüm, sevgi her şeyin üstünde değil mi? Daha önce de söylemiştim. Demek ki Onur ve Lale barışmışlar. Ve bundan sonra da güzel bir şekilde mutlu birlikteliklerine devam edecekler. Değil mi? Artık konuşmayalım Betül. Öyle. Size doyum olmaz, bize müsaade. İyi geceler abi. İyi geceler. Olmadı. Hadi, hadi madem iyi, hadi. Allah, zengin kalkış ya. Vallahi zengin, tam gerçek manasına. Gelin biraz gergin gibi. O senin kendi gerginliğin Betül. Ay ben mi gergin? Ay, ay nereden çıktı şimdi bunlar ya? Aşkım yengem bu, biliyorsun yani her yerden çıkar. Ay şimdi yengenler de buraya geldi.
İsmet babaanne orada tek başına kaldı. Emir onunla, ikizler onunla, Gülşah onunla. Çok yorulacak babaanne. Yani doğru söylüyorsun. Hem bizim tarafa gidecek, hem Betül yengemlerin evine gidecek. Hem Gülşah'ı da görecek. Bu saatten sonra kadın bölünecek yani. Aynen öyle. Ay Emir ne yapıyordur acaba şimdi? Çok merak ettim. İstersen bir arayalım. Hı? Olur aşkım, çok iyi olur. Tamam. Onur, merhaba. Babaanneciğim. Derya'cığım merhaba. Merhabalar babaanne. Bakın, burada kimler var? Merhaba Onur enişte, merhaba teyze. Emir, anneciğim. İyi misin? Gülşah'cığım ne yapıyorsun? İyiyiz, iyiyiz biz. Siz hiç bizi merak etmeyin, gayet iyiyiz. Aa, siz Betül yengelerde misiniz? Ya biz de sizi düşünüyorduk, çok yorulacaksınız, oradan oraya koşturacaksınız diye. Şimdi içimiz rahat etti. Yok, yok, yok. Hiç yorulmuyorum çocuklar. Şadiler gidince Gülşah'la Emir de bu eve aldık. Böyle torun, tombalak orada halinde yaşayıp gidiyoruz. Ben de ikizlere bakıyorum teyze. Ay aferin sana Gülşah'cığım, aferin teyzeciğim. Bak, Seher'le ikizler de burada. Seher bize çok yardımcı oluyor. Selam Seher. Merhaba Seher. Merhaba. Oh, ben hayatımın baharında burada 4 çocukla uğraşayım. Şerife Hanım boş evde gününü gün etsin. Sen görürsün Şerife. Babaanneciğim, bir şeye ihtiyacınız var mı? Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Gayet iyiyiz. Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi Şerife yazık, Yıldız Hanımlarla tek başına canı sıkılıyordur. Onu da buraya çağıralım. Hem bize yardımcı olur hem de güzel vakit geçiririz. Tamam, mantıklı. O zaman çağırın Şerife'yi gelsin. Hem babaanneme de yardımcı olur. Evet, evet. Çok iyi olur. Bakın işte. Hepimizin keyfi yerinde. Bol bol yardımcı da var. Siz bizi hiç merak etmeyin. Tamam babaanneciğim. Merak etme sen. Öpüyoruz ellerinden. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Ay Seher, iyi düşündün. Hemen ara Şerife'yi gelsin. Hadi. Biz de Gülşah'la bebeklerin mamasına bakalım. Hadi. Gel bakalım. Mamalarına bakalım. Aman da aman. Hadi gel. Evet. Rahatladın mı bebeğim? Vallahi rahatladım Onur. Aşkım, şimdi kimse ortalıkta yokken, ki böyle çok denk gelmeyecek biliyorsun. Ne yapalım, biraz yürüyelim mi şöyle? Olur, yürüyelim. Bak gel sana ne göstereceğim. Ne? Aşkım daldın. Emir'i mi düşünüyorsun? Evet, Emir'i düşünüyorum ama en çok da bizi düşünüyorum Onur. Yani ilişkimizi. Ne kadar şeyler atlattık, ne badireler atlattık, farkında mısın? Evet aşkım, ama atlattık artık. Yani biz aşkımızın ne kadar büyük olduğunu gördük. Bundan sonra da bu eller hiçbir zaman ayrılmayacak. Neredeyse boşanıyorduk Onur ya. Güzel karım benim. Böyle olaylar sayesinde biz aile olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendik. Ne kadar önemli bir şey olduğunu. Artık birbirimizin kıymetini daha çok biliyoruz. Bir de öyle düşünelim. Bundan sonra kavga etmek bile yok. Arada tartışırız ama sonuçta tartışmak ilişkinin tuzu biberi. Hem baktık böyle bir sorun yaşıyoruz tabii, Allah korusun. Hemen Pınar Bey'e gideriz. O halleder. Yuvanızı yapacağım sizin, yuvanızı yapacağım sizin diye yuvamızı yaptı sonunda. Evet öyle, işini de çok iyi biliyormuş baksana. Yani bir gurur tablosu vardı ya hani baktığımız. Evet. Baktı bize, gurur tablosunu gördü. Artık nasıl inandıysa bizim aşkımıza, sonuna kadar pes etmeden direndi yani. Dönüşte bir hediye alırız ona, olur mu? Teşekkür ederim. Olur. O zaman uğrarız yanına, hediyesini de veririz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ne düşünüyorsun aşkım? Bu anı aklıma kazıyorum.
güzel anlarımız olacak beraber. Onur. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Çok güzel vakit geçirdim ama aklım Emir'de, onu çok özledim. Ama iyi ki baş başa tatile çıkmışız. Yani ya ne kadar baş başa kalamasak da birlikte olduğumuz için ben de çok mutluyum aşkım. Olsun. Ama bir dahakine Emir'i de alırız. Alırız değil mi? Ailecek gelir, tatil yaparız. Alıp geliriz aşkım. Yatalım mı? Yarın sabah erken kalkalım. Günü değerlendirmiş oluruz. Ne dersin? Onur. Biz de böyle yıllar geçtikçe küllenen aşklardan mı olacağız? Yani karı kocanın birbirine alıştığı, hiç heyecanın kalmadığı evliliklerden mi? Bebeğim, önce bir yıllanalım. Küllenelim. Onu sonrasında düşünürüz, tamam mı? Ay yani böyle bir şey asla olamaz demiyorsun. Şöyle söyleyeyim sana. Benim heyecanım hiçbir zaman bitmeyecek. Eğer yanımda sen varsan her zaman heyecanlanacağım. Bana unutma. Ya tamam işte böyle söyle. Saat de 12'yi geçmiş. Uykun mu geldi? Hayır gelmedi. Tıpkı geçen sene bu gece gibi. Bundan sonra ömrümüzün yeteceği her gün gibi seni seviyorum. Asla. Aklımdan bile geçmedi. O zaman ben karımı tanıyamamışım demektir. Şey ya. Ne? Birazcık düşünmüş. Çok az düşünmüş olabilirim. Biraz. Biraz. Çok az. Nasıl biliyorum ama. Gel bu konuyu tartışacağız seninle, gel. Ha, nereye ya? Ay Onur. Onur birazcık dedim, azıcık düşündüm. Tamam, havuza değil. Ya, vallahi azıcık düşündüm, biraz. Şikayet mi ediyorsun sen? Ya o kadar meyve de getirmişler, neyse. Bacanak, günaydın. Oo, günaydın Bacanak. Ne yaptın? Daha meymiş de duruyorum öyle ya. Ben Lale'yi uyandırmadan kaçabildim, sen ne yaptın? Nilüfer uyandı mı? Bilmiyorum ki Bacanak. Aa, Bacanak. Kusura bakma ya, sabah mahmurlu. Siz Nilüfer'le ayrı odalarda kalıyordunuz değil mi? Kusura bakma, ben de yarana tuz bastım. Ya yemin ediyorum, sorma artık. Hani Leyla ile Mecnun'a döndük ya. Bu nedir böyle? Alacağım elime bir tane değnek, vuracağım kendimi kumsallara yani. Teşekkür ederim. Aç çocuğum, aç. Aç çocuğum şu telefonu, aç. Efendim anacık, efendim. Dört kere aramışsın kargalar kahvaltısını etmeden. Tatildeyiz nihayetinde. Telepati neyine yetmiyor da telefon ediyorsun ayrıca? Kadıncayız. Oğluşum, uyurken çekmiyor herhalde bu telepati değil mi? Bana bak, çok endişeleniyorum. Bak çok endişeleniyorum. Burada olma sebebimizi asla unutmanı istemiyorum yavrum. Ben sana bir şey söyleyeyim bak, kesinlikle hissediyorum. Bu Onur var ya, bu Onur. Bu Onur bir şeyler çeviriyor. İnan buna. Yoksa asla böyle bir tatil böyle 2-3 gününü organize etmezdi yani. Anacığını duy. Anacığını duy. Bu çocuk bir işler çeviriyor. Bak bu işin içinde kesinlikle bir iş var. Gözünü kulağını dört aç yavrum. Tabii ki de. Gözümüzü ve kulağımızı dört açıyoruz. Gözlerim fal taşı şu anda benim. Şu anda görüyorum anacık. Yemin ediyorum kurtuluşla Onur'u görüyorum şu anda. Birlikte duruyorlar Bacanak team. Ve bir şey karıştırıyor gibi de durmuyorlar. Hadi gel Bacanak, gel. Koş sınıf eşlerinden, takıl peşlerine. Yürü. Tabii ki. Ben de. Merak etme. Merak etmeyin Onur Bey. Düşündüğünüzden daha güzel bir organizasyon olacak, inanın. Çok teşekkür ederiz. Yalnız bir şey diyeceğim bak ablacığım. Çok önemli, bunu kimsenin duymaması lazım ha. Benim son ümidim bu.
Özellikle de eşlerimizin duymaması gerekiyor. O anda kadın, yemin ediyorum kadın. Onur'un yanında kadın var anacık. Lale'yi aldattığından eminiz şu anda. Hemen bir boy, bir porte, bir de mayolu fotoğrafıyla ben geliyorum. Saçmalama oğluşum. Bacanayla mı gidecek çocuk Lale'yi aldatmaya? Allah Allah. O da doğru. Bacanayla gitmez Lale'yi aldatmaya. Bu elin kızlarıyla niye konuşuyor acaba bu sarı çocuk? Yavrum nereden bileyim ben? Nereden bileyim? Ama mutlaka çözeceğiz yani. Takipte kal sen. Düş peşlerine. Takipteyim. Öğleden sonra tekrar detaylar için bir araya gelirsin. Peki, teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler, iyi günler. Bacanak, bu sefer oldu galiba bu iş var ya. Yemin ediyorum heyecandan böyle ayaklarım titriyor. Sen merak etme Bacanak. Bu sefer olacak, güzel olacak. Ay bayıldım buraya, harika. Ah gerçekten ben de bayıldım doğrusu. Şadi Bey, Betül Hanım nerede? Erol'la birlikte dolaşıyorlardı. Ben söyledim, birazdan gelirler herhalde. Ha, benim Nergis de öyle. Bir önünü yakıyor, bir arkasını yakıyor, bir önünü. Ha, havuz başında ızgara oluyor. Onur da golfe gideceğini söylemişti. Ay çocuklara söyleyelim, mutlaka bundan içsinler. Muhteşem zira. Yıldız Hanım, biraz toparlanın. Şöyle. Bakar mısınız? Ben bütün gün mütemadiyen bundan içmek istiyorum. Lütfen sürekli getirin, olur mu? Ben de kırmızısından lütfen. Aşkım. Aşkım. Deliye değil topa odaklanacaksın. Tamam mı? Tamam. İşte. Yapamıyorum ben, beceremiyorum bunu. Hemen de pes mi edermiş? Öğretmiyorsun ki ama. Öğreteyim aşkım. Tamam hadi. Bak şimdi. Şöyle tutuyoruz. Böyle mi öğreteceksin? Ne yapalım? Golf öğrenmenin zorluğu da bu. Yani bilmem ki. Aşkım bilmem ki ile olmaz. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Şimdi ne yapıyorsun? Dediğim gibi önce topa odaklanıyoruz, tamam mı? Hı hı. Hedefimiz karşıda, orayla ilgilenmiyoruz. Topa bakacağız. Topa odaklanalım. Ama ben bu şekilde odaklanamıyorum ki. Şimdi nefes alıyoruz. Nefes çok önemli, tamam mı? Onur. Böyle mi golf öğretiliyor yani? Aşkım ne sandın? Golf eğitimlerinin %90'ı nikah masasında bitiyor. Ya Onur. Tamam, şaka yaptım. Hadi. Nefes alıyoruz. Derin nefes al. 3, 2 Ay! Aa, vallahi attık Onur. Aa, yaptık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi sopa seçmeye öğreniyoruz. Hazır mıyız? Tamam. Aa. Canak, istersen onu da ben öğreteyim ha. Abla, enişte, hoş geldiniz. Hoş bulduk Baldız. Ha bu var ya bu. Golf golf diye tutturdu yani. Yavrum, bu golf mevzunda en önemli şey sopayı doğru seçmek. Ay sen nereden biliyorsun sopayı be? Yavrum, golf dediğin nedir? Patron sporu. Tamamen oradan uyanıyorum mevzuya yani. Aa tabii, bakın çok doğru söylüyor. Kendisi köfteci patronu olduğu için eksik kalmasın yani. Neyse ben şuradan bir 14-16 ayarlayayım kendime. O tamirci anahtarı değil kurtuluş. He? Ha yok, tamam. Tamam işte yavrum, iyi bir sopa aldık yani. Hani. Yalnız bacanak şey diyeceğim bak hani. Bunlar falan böyle geriye çok sopa kaldı. Günahtır, yazıktır. Bunları böyle ihtiyacı olan birilerine verelim ya. Böyle heder olmasınlar yani. Niye? Çünkü patron olmak biraz da el açıklığı gerektirir.
Yalnız bacanak, bu sopalar mesafeye göre değişiyor. Öyle alelade değil yani. He. İyi, o zaman ben bir top şey yapayım da şurada. Ya hadi kurtuluş. Ağaç olduk burada, tutacaksan at. Atayım yavrum da önce bu vücut önemli çünkü. Yani tam o pozisyonu bulayım da ondan sonra şey yapayım yani. Tamam abla, bak ne güzel çocuk gibi eğleniyor işte. Onur Bey, borsa işleri falan nasıl gidiyor? Yani biraz dalgalı bu ara tabii. Allah'tan yüzme bilen patronlarız ha. Vallahi buna bir haller oldu ablacığım. Vallahi bir haller oldu yani. Tamam, boş ver. Yani ne bileyim, şimdi ben ne diyorum acaba bu köfte hisselerini böyle halka mı arz etsem ha? Yani aslında isabetli bir karar olur ama arbitraja da dikkat etmek lazım. Ha şey diyor bak, bu Beşiktaş'ın yeni aldığı çocuğu diyorsun sen. Yok yani kur farkı. Kur. Kurtuluşun kuru, hadi kur. Hey canım, neyse hadi. Ben şu vuruşu yapayım da sonra konuşuruz bacanak. İşte! Ayağımı vurdum, kırık ayağı şey yaptım yavrum. Ya benim neyine korktun? Ayağı şey yaptım. Onur bir şey yapamadım. Sopa nerede, sopa nerede, sopa? Bırak sopayı, bırak. Senin ne işine girer korkun işte ya. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.